Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tool tanıtacağım. Niye böyle bir tool tanıtıyorum? İş yerinde ekran paylaşırken, arkadaşlarıma bir şey anlatırken, sevdiğim insanlara tavsiye ettiğim bir ürün ve geri dönüş çok güzel oldu. Mesela yani her kim kullanmaya başladıysa bu ürünü benden görüp veya önerdiğim, kanka diyor bu müthiş, iyi ki var falan filan böyle dedim. Bu kadar güzel yorum geliyorsa demek ki faydası var insanlara. Ne kadar çok kişiye yayarsak o kadar iyi. Ben seviyorum paylaşıp yani bir kişiye faydalı olmayı her konuda. Bu da onlardan biri olsun. Bir de paylaştıkça çoğaldığına inanıyorum her şeyin. Ya çoğu şeyin. Şimdi ben bunu size anlatacağım. Mesela yorumlarda bak şu da var, şunu ekle falan filan gibi şeyler olabilir. O da hoşuma gidiyor diyelim. Ve bildirimlerimizi kapatıp görüntümüzü de kapatalım. Bu arada niye buradan çekiyor kamera? Çünkü laptop'un ekranı, kamerası burada oluyor. Bilgisayarda buraya koyabiliyorum laptop'u. Bir masada ancak orası var. Hani niye bu yandan çekiyor, ne alaka falan diye belki aklınız karışıyordur. Onun da açıklamasını yapayım efendim. Evet, görüntüme veda ediyoruz. Anlatıma başlıyoruz. Obsidian tool'umuzun adı. Şimdi şunlar benim notlarım. Bunları geçiyorum. Folder yaratabiliyorum, yazı yazabiliyorum. Önce bir tane not açalım, değil mi? Her şeyde olduğu gibi, her üründe olduğu gibi not açma var. Bu ya da Z ile başlayalım. Şunu Z diyelim, sıralı gitsin. Bu benim ilk notum. Şimdi şunu bilmem lazım. Obsidian ürününde benim açtığım her yeni dosya, her yeni not MD formatında. Nedir MD formatı? Bu arada şöyle yazılıyor. Obsidian. Buradan indirebilirsiniz. Bu kendi sitesi. Ne diyor? Markdown dosyaları üzerinde çalışan. Bak şimdi bundan bahsedeceğim. Obsidian'da açtığınız her şey MD formatında ya Markdown formatında çalışıyor. Ne demek bu? Mesela örnek görelim bir tane. MD GitHub File Example dedim. Basic Writing Format and Syntax demiş. Güzel. Bak mesela şunu aldım. Neyi gösteriyor burada? First Level Heading, Second Level Heading. Dur şöyle yapayım. Başkasının reposundan çalalım. Changelog MD. Mesela şu arkadaşın reposuna bakalım. Bak bu bir MD dosyası. Bir tuhaf duruyor değil mi? Bak başlık duruyor. Aslında bunlar yazı bildiğin. Koda bakıyorum burada. Bak şurada bir diyez var. 2 şarp var. 3 şarp var. Şimdi şunları aldım. Buraya kopyalıyorum. Bunun da MD dosyası olduğunu ispatlamak için uzantılar gözükmüyor burada. Ne yaptım? Bak burada bir diyez büyük, 2 diyez biraz daha küçük, 3 biraz daha küçüğün küçüğü. Yani arttıkça ters bir orantı var burada. Başlık küçülüyor. Bu MD formatıdır arkadaşlar. İşte şunu yaparsın böyle olur. Başka işaretleri var. 2 tane bundan yaparsın başka bir şey olur vesaire gibi. MD sintaksını buradan örneğinde görebilirsiniz. Az önce girdiğimiz şey güzel örnekti. Daha ne kadar geri gittik? Basic Writing and Formatting. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak tonla MD formatı var. Ne güzel dokümente etmiş GitHub bizler için. Bir bundan bahsedeyim. Yani bu benim için nedir? Bir MD formatlı dosya üreten, not üreten bir tool. Geliyorum şimdi diğer özelliklerinden bahsedeyim. Yeni bir not üretiyorum. Z dedim. Z, A dedim bu sefer. Bu benim ikinci notum. Böyle yapmam nedeni şöyle sıralı olsun arkadaşlar. Şimdi ilk notumu yazdım. İkinci notumla ilk notuma bağlamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şöyle sürükleyip bırakıp şu kadar kolay bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela yazdım bir şeyler buraya. Arkadaşlar kusura bakmayın şimdi buraya destan yazmayacağım. Video süresi çok uzamasın ama düşünün ki buraya kadar geldi. Bazen diyor işte böyle anlamsız şeyler niye yazıyorsun? Mantıklı bir şey yazsana diye. Buraya şiir yani yazıp süreyi uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Za bu benim ikinci notum. Tıklıyorum. Gittim ikinci notumun içerisine girdim. Bak böyle notları da birbirine bağlayıp güzel bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Bir de şimdi güzel bir özelliğine daha geleceğim. Şurada belli benim için şeyler var. İşte Quick Switcher'dır vesairedir. Open Graph View'a tıkladığımda bak benim için neyi gösteriyor? Hangi not birbirine bağlı? Mesela şurada yeni bir not daha üreteyim. ZB olsun alfabetik. Bu benim 3. notum diyeyim. Bunu da şunun içerisine ekleyeyim dedim. Bak bunu da bağladığımda Graph View'u açtığımda hop bağlantı geliyor. Şunu az önce yeni keşfettim. Videoya başlamadan ne anlatırım falan diye düşünürken Start Time'a dediğimde sıra hangi notları oluşturduğunuz, bağlantılarını falan böyle göstermesi çok iyi. Yani beyin nöronları gibi böyle. Aşırı hoşuma gidiyor benim bu tarz şeyler. Gittim mesela hemen bunu açıyor falan filan. Bu özelliklerinden bir tanesi. Şimdi gelin diğer özelliklerinden de bahsedelim arkadaşlar Obsidian'ın. Şimdi benim sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, bakın şurada takvimin olması benim çokça hoşuma gidiyor. Bu takvim bu arada plugin. Plugin nasıl eklenir? Çok basit. Onları da bahsedeceğim videonun sonlarına doğru. Bak buraya bir takvim geliyor. Şeyleri de var. Haftalarıyla beraber. Bugün 9'u, onunla not almak istiyorum. Onunla tıkladığımda senin için buraya dosya yaratayım mı onun için diyor. Diyorum ki yarat. Selam. Bugün toplantım var gibi mesela not aldım. 18'ine de bugün X ünide konuşmam var mesela diye not yazdım. Bak buraya gidince de direkt o gündeki notunu gösteriyor. Güzel bir şekilde. Bak bu da çok güzel. Eğer notun yoksa da soruyor. Buraya not yaratayım mı? Nevermind dediğinde de geçiyor. Gibi gibi gibi. Haftaya da not alabiliyorsun. Weekly not mesela. Bu da çok güzel bir özellik. Yani böyle tarihsel, böyle takvimsel çalışma yapanlar için. Bu tool'u bir arkadaşıma önerdiğimde o da bana geri döndü. Dedik ki kanka ben de şunu buldum dedi. Day Planner Timeline. Bu da başka bir plugin. Yine şöyle kullandığınız gün gün böyle görebiliyorsunuz ve saatlere de bölebiliyorsun. Daha çok saatsel çalışmayı seviyorsan böyle not alma gibi. Gidip o saate de böyle notunu yazabiliyorsun. Yazıp hatta tikledim, bunu bitirdim gibisinden. Şuradan da görebiliyorsun. Bu tikini kaldır, aç vesaire gibi buradan şeyine, detayına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da başka bir opsiyon. Ama ben daha çok şunu kullanıyorum. Benim için daha bir şey geldi. Kolay kullanımı ve daha şey... Bir gün böyle saatlere bölmüyorum genelde. Evet. Şimdi hemen hız kesmeden diğer özelliklerinden bahsedeyim. Benim çok kullandığım özelliklerinden. Kanban board. Şimdi Kanban create a new board dedim. Buna bir isim verelim. Board diyeyim. Board. Şimdi Kanban yapısı bildiğiniz gibi arkadaşlar, çok temel gireyim. Bazı şeyler, fikirler olur. O fikirler yapılma aşamasına geçer. Yapılma aşamasındansa bitirildiğinde done'a geçer. Yani fikir diyelim buna. Çok basitçe in progress diyelim ve done diyelim. 3 tane şeyimiz olsun. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Arkadaşlarımın yorumundan Obsidian'ı daha fazla kişiye yay. Bu arada bu üründen para da almıyorum bu arada. Obsidian'ı daha fazla kişiye yay. Bunu aldım. In progress'i çektim. Ondan sonra bitirdiğinde de done'a çekebiliyorsun. Böyle kendi kafanda mesela fikirlerini. Başka bir fikir dedim. Geldim. Buraya yukarı çek, aşağıya sırasında belirleyebiliyorsun. Şu an bunu ne yapıyorum? Videoya çekiyorum. Bu benim aklıma gelen bir fikirdi. Bunu videoya çekiyorum. Bitirdiğimde de done'a çekeceğim mesela. Sonra şuraya çift tıkladığınızda bak. Mark cards in this list as complete. Buraya attıkların şeyi bitti olarak say diye bunu da ekstra belirtebiliyorsun. Bak yanında bu sefer bu geldi. Bunu arşivleyebiliyorsun, arşive kaldırabilirsin, silebilirsin falan. More option'a tıkladığında buna tarih falan da ekleyebiliyorsun. Çok güzel yani. Ekleyebiliyordun yani, öyle hatırlıyorum. Heh. Add date diyor. Bugün mesela, bunu bugün bitirdim. Ekledim. Ondan sonra yine editleyebiliyorsun. Zaman ekleyebiliyorsun, 12 vesaire gibi. Yani bu da çok güzel bir özellik bana göre. Yani çok kullanılabilir yani, tatlı bir özellik gibi. Arkadaşlar belki işinizi görür. Hangi günde, hangi saatte bittiğini falan da buraya detaylı bir şekilde veya başka bir amaç için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak şundan da bahsedeyim bunun için. Buna mesela daha detaylı şeyleri de böyle ekleyebilirim. Gidip bunun içerisine yeni bir not da böyle ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde güzelce çalışır. Yine kendi özelliklerine geleyim. Create new canvas. Canvas olarak da çalışabiliyorsunuz. Mesela buraya bu benim notum dedim. İsimler saçma ama arkadaşlar gerçekten bunları düşünerek yapmamın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Buraya gidip eski notlarımdan bak direkt notumun tüm detaylarıyla arkadaşlar ne yapıyor? Burada bana gösteriyor. Ve bunların bağlamasını da yapabiliyorum. Mesela bu benim notumu gidip buraya bağlarım. Buraya bağlarım. Yani kendi kafanıza göre. Bu detayına bakabilirsiniz. Burada neler var vesaire gibi. Bu tarz bir kanvas görüntüsü hoşunuza gidiyorsa, böyle çalışmanız gereken bir şey varsa bu da oldukça iş görecektir. Dediğim gibi ben şunu da çok seviyorum yani, şu aradaki bağlantıyı göstermesi. Sherlock oyunları vardı şeyde, bilgisayarda, onda da böyle ipuçlarını bulunca böyle bağlanıyordu. Onu anımsattı. Ondan dolayı şeyim böyle etkiledi beni açıkçası. Evet, Kanban'dan bahsettik. Bundan bahsettik. Ve biraz da şuna değinmek istiyorum. Sizin mesela ben şirkette bir şey konuşuyorsun arkadaşınla. Diyorsun ki ya bizim 3 API yazmamız lazım. 3 servisimiz olmalı. O ondan ona gitmeli falan. Bunu sözel konuşmak çok zor. Ne yapıyorsun? Hemen ya Paint açıyorsun ya Excalidraw açıyorsun ya Lucidchart açıyorsun. İşte App Diagram açıyorsun falan filan. Bunu indirdiğinizde gerek kalmıyor. Excalidraw'u buna bağlayabiliyorsunuz. Bak direkt geldi. Ben arkadaşıma doğrudan buradan anlatım yapabilirim. Bu benim servisim olsun. Araya Kafka koydum. İşte ne bileyim RabbitMQ koydum. Ondan ona gitti. Ondan ona gitmeden DM işte bu dışarı çıkmıyor. İçeride bir uygulama. DMZ'e koymuyor falan filan. Birçok şeyi buradan arkadaşlar konuşabilirsiniz. Ve kolayca çizim yapabiliyorsunuz. Oldukça hızlı bir şekilde. Bunun screenshot'ı alınabilir. Zaten burada dosya da oluşuyor. Excalidraw uzantılı. Gidip bunu kendi notunuzun içerisine böyle ekleyebilip arkadaşınızla yine paylaşabilirsiniz falan. Buna bu arada başka isimler verebiliyorsunuz tabii ki. Rename dediğimde başka isim de oluyor arkadaşlar ve bunu değiştirdiğimde bakın gidip buradaki de otomatik bir şekilde değişiyor. Bu da gayet zeki bir sistemi var arkadaşlar. Bu Excalidraw bağlantısını da oldukça seviyorum. Bir de bunun şimdi Notion gibi şey var. Notion mesela başka bir arkadaşınızla yaptığınızda ortak bir çalışma. Notion otomatik mesela o Git falan bilmiyorsa beraber çalışmak için iyi Notion. Ama Notion yavaş. Yavaşlığından dolayı ben şeyim biraz. Burada Notion'a nazaran bunun şeyi yok. Yani doğrudan bir hesapla account açayım. Telefonumla ikisi bir senkron olsun gibi bir şey yapmak o kadar kolay olmuyor. Onun YouTube'da videoları var. Bakabilirsiniz. İşte telefon, iPhone kullanıyorsanız iCloud'da onu store edeceksin. Buraya ikisini bağlayacaksın falan. Biraz çetrefilli yorabilir. Onun yerine Git de kullanabilirsiniz. Eğer bu yazılımcı arkadaşlara veya GitHub'ı bilen arkadaşlara burası. Bu 1,5 dakikalık kısım. Git bağlantısını yaptıktan sonra CTRL-P veya Max'e Command-P yaptıktan sonra arkadaşlar Git commit dediğimde bak burada gidip spesifik mesajla commit yapabiliyorum. En son commit yaptıktan sonra da git push deyip notunuzu GitHub'da private bir repoda kendiniz tutabilirsiniz. Bak ben bağladım. Master reposundayım. Tabii ki branch'lere ayırmayacağım. Notlarım içinde branch, merge mantığı falan yapmak yorardı beni. O yüzden uğraşmadım arkadaşlar. Tek branch'ten notlarımı yönetiyorum. Bunları peki nasıl ekliyorum? Şimdi Git'ten bahsettiğim, Calendar'dan bahsettiğim hepsi Obsidian'la birlikte gelmiyor. Benim bu tool'u sevmemdeki en büyük nedenlerden birisi komünitesi. Java'yı da benden Java dinleyen arkadaşlar bilir. Bahsediyorum. Yani Java'nın komünitesine bayılıyorum. Bu da çok güzel. Browse and install community plugins made by our amazing community diyor. Buraya baktığımda bak browse diyorum. Birçok benim için plugin'i burada görebiliyorum arkadaşlar. Mesela ne gerekebilir? Benim mesela translate işlemi gerekti. Buradan bir aratıp bakıyorum. Aha, var mı? Var. Language Translator. DeepL'i bile eklemişler mesela buraya. Kur'an-ı Kerim bile var galiba burada gördüğüm kadarıyla. Burada mesela birçok şeyi ne yapıyorum? Obsidian'da görebiliyorum arkadaşlar. Ben neyi indirmiştim? Excalidraw'u indirdim. Ne yaptım? Buradan update edebiliyorum. Bir şey indirmek de çok basit. Mesela Translate'e geleyim. Translate örnek görmek için. Geldim buna. Install diyorum. Install dedikten sonra arkadaşlar bakalım iniyor. İndikten sonra bunu enable etmeyi de unutmuyoruz. Tamam. Kapattım. Artık bunu haneme ekledim. Nasıl kullanılacağı falan dokümanlarında yazıyor zaten. Her indirdiğiniz plugin'i burada görebiliyorsunuz. Burada da detayları var. Mesela neymiş bunun? Target language. Tabii translate indirdin. Bir şeyi çevirmesi lazım bunu. Otomatik İngilizce'ye çevirmiş mesela. Türkçe'yi falan seçebilirsiniz buradan. Diğer URL'leri var. Hangi URL çevirsin? Bir API verirseniz ona göre çalışacaktır falan filan gibi galiba anladığım kadarıyla. Şu an yeni indirdiğim için bilemiyorum. Peki bunu silmek istiyorum. Nasıl sileceğim veya enable etmek istiyorum? Yine pluginlere geldim. Browse'a geldim. İndir, sadece indirilenleri göster. En son bunu indirmiştik. Ya disable diyebilirsiniz. Direkt silebilirsiniz. Saniyelik bir işlem. Gördüğünüz gibi saniyede sildi. Bunun gibi arkadaşlar yine buradan editor, appearance. Ben her şeyi beyaz kullanmayı seviyorum. Siyah gözümü çok yoruyor. Ama tabii ki çoğu kişinin tercihi siyah olacaktır. Siyah da gayet yakışıklı, güzel duruyor. Burada işte şeye bakabilirsiniz. Ben genelde şu ayarı sevmiyordum. Bir tek değiştirdim bu var galiba. Bir line'ları göster editörden. Şu ben yazı yazdıkça arkadaşlar şey dikkatinizi çekmiştir. Belki şurada gösteriyor. O default'ta kapalı. Onu siz açabilirsiniz. Buralarda bir yerdeydi. Şimdi onu bulmakla uğraşmayayım. Uğraştım. Show line number. Mesela bunu kapatıp açtığınızda doğrudan şeyi etkiliyor. Appearance'dan bahsettim. Files and link. Bir de şunu değiştirdim. Default location for new notes. Yeni not açtığımda şu an hangi dosyadaysam onun içerisinde aç gibi bir seçenek var. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Her şeyi dışarıda açmasın. Mesela genelin içindeysem genelin içinde açsın gibisinden bir ayar. Bu anlatacağım şeyler temelinde bunlar. Ben de inanın bu kadar biliyorum. Bildiğim her şeyi hemen hemen aktardım. Belki unuttuğum bir şey olabilir ama genelinde bu kadar söyleyeceklerim. Siz de kullanmaya başlayıp yeni bir özellik bulduğunuzda şu an benim videoda bilmediğim benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü dediğim gibi bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanan biriyim. Yani genel olarak diyeceklerim bu arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım size faydası dokunur diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.